Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz web site adresimden tarifin yazılı tüm detaylarına erişebilirsiniz. Bugün soframızda padişah yastığı tatlımız var. Malum önümüz Kurban Bayramı. Değişik, farklı bir tatlı yapmak isteyenler için güzel bir tarif olacaktır. Bütün malzemelerimi hazırladım görmüş olduğunuz gibi. Öncelikle tatlımız 3 aşamalı olacak. Şerbetini hazırlayacağız çünkü soğuması gerekiyor. Ardından kremasını hazırlayacağız. Onun da bir miktar dolapta bekleyip dinlenmesi gerekiyor. Daha sonra da kekimizi pişireceğiz. Şöyle küçük bir tencerede şerbetimizi hazırlayabiliriz. Yeterli gelecektir. Şerbetim için 350 gram toz şeker kullandım. 2 su bardağı. Bardaklarım benim 200 mililitrelik bildiğiniz gibi. Her bir bardak 175-180 gram kadar şeker alıyor. Yani takılmayın tam 350 olacak diye. Silme koyarsanız 180 gram olur bir bardak ama biraz eksik koyarsanız 175 gram olur. Gram ölçüsüyle çalışmayı sevenler için de ayrıyetten bunları tek tek ölçüp ayarlıyorum. Artık 550 mililitre su ayarladım. Yani aynı bardakla 3 su bardağı aynı şekilde 200 milimlik bardaklarla 500 milimi sürahim aldığı için doldurdum. Kalan 50 milimi de bardakla ekledim gördüğünüz gibi. Şimdi şerbetimi ocağıma koyacağım, kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya başlayınca 10 dakika daha kaynatacağım. Biraz altını kıstıktan sonra. Sonrasında da bir tane limon atacağım son 5 dakika kala. Dediğim gibi 10 dakika kaynatıp ocaktan alacağım ve soğumaya bırakacağım. Evet, sıra geldi kremamıza. Bir çay bardağı yani 125 milimlik bir çay bardağıyla 100 mililitre süt ekledim. Ardından bir poşet krem şantiyi ekleyip güzelce çırpacağım. Biliyorsunuz 3 dakika kadar yaklaşık çırpılması gerekiyor. Ben 2 dakika kadar çırpacağım. Daha sonra ardından 100 gram kuark ekleyeceğim. Siz labne de kullanabilirsiniz. Hiçbir şey eklemeseniz de olur. Yani 2,5 yemek kaşığına geliyor. Şey olarak kaşık ölçüsü olarak da. Bunu eklemeseniz de olur ama çok ayrı güzel bir lezzet veriyor. Ya da bu kaymak tadında krem şantiler oluyor biliyorsunuz. Onlardan da kullanabilirsiniz. O da ayrı bir güzel olacaktır. O zaman hiç labneye falan kuarka gerek kalmaz. Çok kısa çırpıyoruz labneye ekledikten sonra biliyorsunuz sulandırır kuark ve labne. O yüzden sadece 1 dakika çırpıp karışması yeterli. Ardından üzerine şöyle bir streç film kapatalım ve buzdolabına kaldıralım. Kekimiz tüm her işlemimiz hazır oluncaya kadar o buzdolabında dinlensin. Evet, onu da hazırladıktan sonra artık kekimizin yapımına geçebiliriz. Şöyle 4 tane görmüş olduğunuz gibi L büyüklüğünde yumurtalarım var. Onları kabıma kırdıktan sonra 100 gram yani bir çay bardağı toz şeker ayarladım. Onu ilave ediyorum. Bir paket de vanilya ilave ediyorum. Vanilyayı bu aşamada eklememizin sebebi o da bir şeker biliyorsunuz. Şekerin yumurtayla beraber iyice erimesi ve pürüzsüz hale gelmesi gerekiyor. Ancak öyle güzel bir pandispanya hamuruna sahip olabiliyoruz. Şimdi önce düşük devirde ardından yavaş yavaş devrini yükselterek en yüksek devirde bir 7-8 dakika kadar çırpacağım. Sonrasında zaten şimdi sizler de göreceksiniz nasıl bir köpük oluşması gerektiğini. Elinizle de şöyle iki elinizin parmağınızın arasına aldığınızda sürttüğünüzde eğer tamamen pürüzsüzse elinizde şeker gelmiyorsa kıvamı olmuş demektir. Görüyor musunuz nasıl akıyor? Akamıyor hatta. Bu kıvamda olmalı. Artı normalde eklemem ama bugün içerisine şöyle yarım çay bardağından bile az sadece 60 mililitre diyebileceğim bir miktar süt ilave ettim. Onu şöyle bir iki karıştırdıktan sonra artık un ve kabartma tozumuzu ekleyebiliriz. Unumuzda yine aynı şekilde aynı bardaklarla 200 milimlik bardaklarla un ölçüsünde de 120 gram alıyor maalesef. Tam 200 gram almıyor bu bardaklar. 2 bardak kullandım. Toplamda yani 240 gram da un eklemiş oldum. Aynı şekilde
Kabartma tozumu da unuma ilave edip ikisini beraber harcımın içerisine eleyeceğim. Ama öncesinde bir tane vanilya esansı, yani limonlu vanilya esansı ilave ettim. Arzu ederseniz limon kabuğu rendesi veya portakal kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz. Şimdi un ve kabartma tozu karışımımı birkaç seferde karıştırarak ilave edeceğim. Yavaş yavaş eleyerek, normal bir elekte kullanabilirsiniz böyle bir eleme aparatınız yok ise. Görüyor musunuz? Bunu yapmamızdaki maksat daha da havalandırmak, daha da içerisine hava almak harcın ve pişerken o hava kabarcıklarının kekimizi kabartması için. Ayrıca böyle yavaş yapmamızın, hep aynı yönde karıştırmamızın sebebi de yumurtamızın sönmemesi için. Şöyle bir kalıp hazırladım gördüğünüz gibi. 26 santimlik kelepçeli bir kalıp. Tabanına yağlı kağıt sıkıştırdım. Ve artık harcımı içerisine döküp ısıtmış olduğum 170 derecede fırınıma verebilirim. Yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirdikten sonra bir kontrol edelim. Zaten o süre zarfında üzeri de bayağı kızarmış olacaktır. Bir kürdan testi yapalım. Kürdan temiz çıkıyor ise artık fırından alabiliriz. Ama daha temiz değilse biraz daha pişirmeye devam edebiliriz. Sadece şöyle bir salladım görmüş olduğunuz gibi. Asla masaya vurmayalım lütfen. İçerisindeki hava kabarcıkları gitmesin. Şöyle sallayalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel, düzgün pişti. Şimdi bu şekilde soğumaya bırakacağım 10 dakika. Daha sonra kalıbından çıkarıp işlemlere devam edeceğim. Kenarlarını bir bıçak yardımıyla rahatlattıktan sonra kalıptan alalım. Ters çevirip ikiye bölelim. Eşit şekilde bölmeye özen gösterelim. Böyle bir kesme aparatınız varsa işiniz çok kolay olacaktır. Şöyle tekrar soğumaya bırakalım bu şekilde. Süre veremeyeceğim. Soğudukları zaman anlayacaksınız zaten. Şimdi üste gelecek olan kısmı öncelikle ben 4'e böldüm. Daha sonra da her parçayı 2'ye böldüm. Ve bu şekilde 8 kişilik çıktı ama büyük oluyor. Daha küçük olsun derseniz 4'e böldükten sonra her dilimi 3'e bölerek 12 kişilik yapabilirsiniz. Ya da çok daha ince dilim istiyorsanız her parçayı 4'e böldükten sonra bu şekilde o dilimleri de tekrar ortadan bölerek 16 dilim, 16 kişilik padişah yastığı tatlısı da hazırlayabilirsiniz. Artık kekim soğudu. Tekrar şöyle bir kalıba aldım. Düz bir tabağa koydum öncelikle. Üzerine soğumuş olan şerbetimi gezdiriyorum. Şerbetin yarısını gezdireceğiz. Kalan yarısını üzeri için kullanacağız. Kremamız da hazır. Güzelce dondu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam almış artık. Onu üzerine yayalım düzgün bir şekilde. Artık üst katmanını yerleştirebiliriz. Düzgünce yerleştirdikten sonra üzerine kalan şerbetimizi gezdirelim. Çok olur diye düşünmeyin. Lütfen hepsini ekleyin. Tam bir ölçüdür bu. Evet, tatlımız hazır. Buzdolabına kaldıralım. Birkaç saat dinlensin. Sonrasında üzerini süsleyebilirsiniz arzu ettiğiniz gibi. Bu kestiğiniz yerlerden de tekrar dilimleyip servis yapabilirsiniz. Bayram için çok farklı güzel bir tatlı olacaktır. Baklava yapmayı beceremeyenler, yapamayanlar için bir alternatif olacaktır. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka tarifimde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.